Yatırım Finansman. O çok yakından izliyor. İstersen Doktor Nuri Sevgen'e dönelim. Yatırım Finansman Direktörü. Nuri hoş geldin, günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi o bir önceki günkü borsada coşku dün yoktu. Dün yatay bir piyasa. Çok hafif aşağıdayız hatta. 6000'in üstünde kapattık. Enteresan, kur da sakindi. Hatta ben gün sonuna doğru bir miktar aşağı hafif bir kırmızılı bile tabloyu görmüştüm. Bugün enflasyon gelecek. Neler bekleniyor? Dün Amerika'da galiba tatildi. Hani bugün biraz daha belki hacim yoğun olur. Dinleyelim seni. Dünkü harekette biraz daha sindirme vardı. Tabii bunun etkisiyle Amerika'daki senin de söylediğin gibi tatiline burada etkisi olduğu aşikar. Hem yurt dışı tarafında hem yurt içi tarafında çok büyük bir hareketlik yoktu. Özel bir haber de yoktu aslında. Bundan kaynaklı olarak döviz tarafı da borsa tarafı da sakinledi diyebilirim. Dolar bazındaki endekse ben yoğun şekilde bakıyorum biliyorsunuz. Yani endeks TL bazında rekor kırıyor gibi görünüyor. Evet doğru, rekor kırıyor ama yılbaşından beri dolara endekse baktığınız zaman rekorda gibi görünüyor. Yılbaşına baktığınız zaman 5700'dü. Dünkü kapanış itibariyle 6000 civarında bir yerde kapattı. Ama dolar bazına baktığınız zaman yılbaşında dolar bazında 303 dolardı. Şu anda 220-30 dolar civarındayız. Yani endekse bir getiri falan yok. Hisse senetlerinin tabii ki belli senetler dolar bazında önemli getiriler söz konusu ama endeksin tamamına baktığınız zaman böyle bir getirden söz etmek pek mümkün değil. Bunun da sebebi yabancı yatırımcının olmaması burada etkili. Önümüzü görmekle ilgili bazı sıkıntıların olması burada etkili gibi görünüyor. Tabii bugün enflasyon datası var senin de söylediğin gibi. Bütün herkes orayı bekliyor. Hatta hafta başında da Hakan Bey'le biz de şaşırmıştık. Normalde ayın 3'ünde olması gerekiyor. Neden 5'ine ertelediğine dair ben özel bir yazı görmedim aslında. Niye öyle bir yapıldı biz de bilmiyoruz. İlk defa başıma geliyor. Bugün gelecek olan enflasyon datası o yüzden önemli olacak. Genel beklenti %38 civarında bir rakamın geleceği yönünde. Faiz tarafını izliyoruz yoğun şekilde. Özellikle swap faizleri çok ciddi şekilde dikkatimizde. Özellikle döviz kontratlarında spot sabit bile olsa döviz kontratlarında vadişen bir opsiyon piyasasında yukarı doğru bir hareketlilik yaşandı. Bunun sebebi faizlerle ilgili. Çünkü hep şunu söylüyorum. Döviz ne olacak? Volatilite ne olacak? Önümüzdeki dönemde özellikle ihracatçı, ithalatçılar bu tarafı çok bakıyor. Ne olacak diyorlar ama işlem yapmasanız bile vadeli işlem opsiyon piyasası bir fiyat üretim fabrikası. Bu fabrikada sadece fiyatlar ne oluyor diyor şöyle bir bakmak lazım. Bu nasıl bakıldığını öğrenmek lazım. Yani bugün spot piyasada dolar TL 26 civarında dediğin zaman Aralık sonunda acaba fiyat ne yapıyor? Piyasa ne alıyor? Yani veya ne bileyim işte 2 ay sonra piyasa hangi fiyatı öngörüyor? Bu fiyatı öngörürken aradaki farkın faiz oranı kaça geliyor? Buna bir bakmaları lazım. Çünkü bu geçen hafta aradaki fark yıllık %1'di. Aradaki fark yıllık %1 diyorum. Bakın dönemsel demiyorum. Bugün aradaki fark %27. Yani bu önemli bir artış. Yani bu artışlar demek ki faizlerle çok ilgili. O yüzden herkes spot piyasaya odaklanmış. Çünkü çok kolay iki boyutlu piyasada işlem yapmak. Alırsınız, satarsınız. Alırsanız parayı ödersiniz. Satarsanız malı satar parasını alırsınız. Ama vadeli piyasalar biraz komplike görülmekle birlikte geleceği öngörmek açısından çok önemli. Bizim de zaten işimiz bu yorumlarda geleceği öngörebilmek. Geleceği öngörürken de özellikle swap faizlerini dikkatle takip ediyoruz. Şu anda swap faizleri %40'lara kadar çıkmış durumda. Geçen haftalarda swap faizleri -17'leri görmüştü. Bundan etkisini gözlemliyoruz. Yani ne olacak? Bugün yurt dışı piyasalara baktığımızda Asya tarafında bir miktar eksiler var. Biz de biraz buralar dinlenmeye devam ederiz gibi görünüyor TL tarafında. Ama döviz tarafında 26'nın altına pek fazla gelemiyor. Bu da yukarı doğru sanki 27,5-28 potansiyelini arttırıyormuş gibi bir görüntü sergiliyor. O yüzden ben endekste 5800'ün altına bir geri çekilme şu aşamada beklemiyorum TL bazında. Dolar bazında da baktığınız zaman 225 dolar çok kritik bir seviye. Buranın altına gelmesini de çok beklemiyorum. Oralara geldiği zaman alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bir şey sormak istiyorum ya şimdi lütfen, bu enflasyon. Lütfen. Sizin sorularınızı seviyorum Hakan Bey. Ya bu muhtemelen enflasyon şimdi çok yüksek gelmeyecek gibi görünüyor ilk yarıda. Ama ikinci yarıda ciddi bir ivmelenme olacak. Yani borsa hala düşük dolar bazında. Onu çok net şekilde söylediniz. Enflasyona karşı borsa önümüzdeki dönemde en azından bazı sektörler, bazı hisse senetleri açısından gerçekten yani araştırsınlar, baksınlar, sizler söylersiniz, onları dinlesinler. Ama bir alternatif olur mu? Hakikaten bir kendini koruma, hatta biraz da kazanç imkanı sağlar mı ikinci yarıda borsa? Ne dersiniz?
Kesinlikle aynı fikirdeyim. O dediğim gibi burada seçici senet çok önemli. Bilançoları, geleceği parlak olan senetleri özellikle bulmaları gerekiyor. Bu da ilgili aracı kurumların yatırım danışmanlığı ve araştırma servislerinden destek alabilirler. Bunu yapamıyorsanız da TEFAS denilen bir yapı var. TEFAS'ın içerisinde hisse senedi fonları var. Bireysel emeklilikte bile ben pek çok şeyi görüyorum. İnsanlar bireysel emeklilik fonlarına parayı yatırıyorlar, öyle duruyor. Sonra ben bir şey kazanmadım diyorlar. Orada 12 kere yılda değiştirme hakkınız var. Burada da özellikle ben kendim özellikle burayı aktif kullanan biri olarak söylüyorum. Hisse senedi ve altın şu aşamada bence yarı yarıya bölüştürülerek portföyde olması gereken en kolay ve getir potansiyeli en yüksek portföy yapısı diye düşünüyorum ben zaten. Vallahi çok teşekkür ederiz. Çok özlü biçimde bir yol gösterme oldu. Çok çok teşekkürler. Nuri Sevgen çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi yayınlar dilerim. Ağzına sağlık. İstersen anketle... Yatırım finansman.